Merhaba arkadaşlar. Başkanım merhaba, ben Biz şu Ahmet Sonuç. 120 bin genç sizi dinliyor şu anda. Söylemek istediklerinizi dinliyoruz. Evet arkadaşlar biz bugün saat 14'te Ankara'dan otobüsle yola çıktık. Yollar perişandı. Kar, arabalar yollarda kalmış. Kahramanmaraş'a yaklaşınca benzinliklerde kuyruklar var. Zaten biz de mazot alalım dedik. Mazot yok dediler. Yani korkunç bir manzara. Sonra şehre gelince böyle şey gibi ya filmlerdeki gibi. Ben 99 depremini de yaşamış birisiyim. Yalova'yı bilen birisiyim. Orada bizzat bulunmuştum. Burası çok daha kötüydü. Ve sokaklarda en büyük caddesi yani şöyle diyelim İstanbul'un İstiklal Caddesi ise Kahramanmaraş'ın da Trabzon Caddesi var. 14-15 yaşlarında bir kız çocuğu 5 saat 6 saat önce ölmüş. Kenarda duruyor. Yaralı çıkarmışlar. Kaldırımda ölmüş. Biraz ileride bir başka ceset daha var. İnsanlar perişan. Bir çorba dağıtan yok. Bir tane tek bir çadır yok. Bir tane asker yok. Bir tane polis yok. En son bir yere gittik. Biraz görevliler var orada. Yani devlet yok burada. Çorba yok, çadır yok, battaniye yok. Yardım yok. İnsanlar şeyde yani çocuğumun sesini duyuyordum diyor 3-4 saat öncesine kadar. Şimdi sesi de gelmiyor diyor. Çaresizce şeylerin başında, enkazların başında bekliyorlar. Biz de şimdi bir başka bölgeye geldik. Orada da şimdi bizim otobüsümüz battı. Biz de otobüsü çıkarmaya çalışıyoruz. Gece de soğukta. Yani burada devlet çökmüş. Yani sadece Maraş'ı gördük biz. Buradan Hatay'a geçeceğiz otobüsümüzü çıkardığımız zaman. Eğer 10 ilde böyleyse vah benim güzel memleketim diyorum. Yani 99'dan bu yana deprem vergileri toplandı. İşte bilimi terk etmenin yani o göçüklerin altında insanlarımız var ama o göçüklerin altında bir zihniyet de var aslında. Yani 23 senedir deprem vergileri toplandı. Bunlar sözde inşaata harcandı. Onlar da çürük çıktı. Yani o depremin altında canlarımız yattığı gibi bir zihniyet de yatıyor. Yani kader deyip buna geçecek bazıları. Yani neden benim ülkemin insanların kaderi bu da? Neden Japonların kaderi böyle değil? Yani aynı deprem Japonya'da olsaydı bir kişi bile ölmez. Yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı var bu ülkenin. Bilime ihtiyacı var, bilime, denetime ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var, kuralların uygulanmasına ihtiyacı var. Yani ben öyle 1500, 2000 bu sayıların komik olduğunu düşünüyorum. Yani dalga geçiyorlar insanlarla. Asla böyle bir sayı yok. Çok çok üstünde olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Yani milletimizin büyük acılar içerisindeyim. Büyük. Yani bu ülkede politika yaptığıma bile utanır oldum yani bugün. Yani böyle politikacılardan utanır oldum. Bilim insanlarından utanır oldum. Ne bileyim ya. Çok üzgünüm. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz.